Merhaba, ben Ahmet Çelikkollu. Bugün size moment eğrilik ilişkisi hakkında bilgi vereceğim. Aynı zamanda biliyorsunuz şekil değiştirme esaslı hesaplarında bu temel kurallarından birisi bunu bilmemiz. Olayı çok basit anlatacağım ki şu rahatlıkla anlayabilirim. Sehin yapmış bir kiriş. Ben abartarak çiziyorum. Sehin yapmış bir kiriş. Şuradaki bir kesiti çıkarttık. Şuradaki bir kesiti çıkarttım. Dikkat ediyorsanız bu kirişin sonsuz sayıda liflerden oluştuğunu, yani bir iplerden oluştuğunu düşünün. Buralarda sonsuz sayıda bir ip var. Ve bu ipleri üst üste alt alta koyuyorsunuz. Ve böylece bir kiriş oluşturduğunuzu düşünün. Tam şuradan bir kesit aldığımı düşünelim. Üstteki belli bir noktadan sonraki üstteki iplerde bir sıkışma, bir basınç olacak. Aşağı kısımlarda ise bu ipler biraz daha gerginleşecek. Buradaki ipler adeta üst üste binecek. Lif üst üste binecek. Yani gevşeyecek, gevşek bir hale alacak. Alttaki ipler ise, yani alttaki lifler ise adeta gerilecek, boyu uzayacak. Nereden itibaren? Diyelim ki şuradan itibaren. Çizdim. Burası şu noktayı tarafsız eksen olarak görüyoruz. Tarafsız eksenin olduğu nokta. Tarafsız eksenin altındaki lifler, yani ipler uzayacak. Tarafsız eksenin üzerindeki ipler ise büzüşecek, adeta kısalacak, ezilecek, büzülecek. Burası basınç. Burası da çekme. Yani şu tarafsız eksenin altındaki bütün lifler, ipler uzamış ve çekilmiş halde. Üstündekiler ise basınca uğramış halde. Aynı kirişte de bu durum var. Kirişte de lifler beton lifler olarak düşünün. Bunda çok büyük problemimiz yok anladığım kadarıyla. Bunu hemen aşağıya çiziyorum. Bu tarafsız eksen nasıl bulunur onu da anlatacağız. Bu kesiti çıkarttım. O kesit şu kesit. Şu kesit yani. Altta donatılarımız var. Tarafsız ekseni de burada çizdim. Tarafsız ekseni de çizdim. Tarafsız eksenin üzerindeki lifler basınca maruzdu. Alttakiler ise biliyorsunuz çekmeye maruzdu. Yani tarafsız eksen şu olduğuna göre üstteki liflerin olduğu kısımlar şunlar. Bunlar basınca maruz. Şurası da çekmeye maruz. Hemen bunu çizdim. Aynı şu şekildeyle. Dikkat ediyorsanız. Çekme. Basınç. Dikkat ederseniz kirişin en üstündeki lif en fazla basınç kısalmasına maruz kısım. Kirişin en altındaki, betonarme kirişin en altındaki lifte en fazla uzayan lif. Dolayısıyla ben bir takım eğer hesaplar yapacaksam en fazla kısalan betonda ya da betonda en fazla uzayan kısmı dikkate almalıyım. Tarafsız eksen dedik. Tarafsız eksenin kirişin üst noktasından uzaklığına da siz C demiş olun. Şu nokta en fazla uzayan lif epsilon C'ye kadar uzamış olsun. Bunu varsaydım. Epsilon C'ye her neyse. 0.001, 0.002, 0.002. Şurası neydi? C'ydi. Bu moment eşittir bir birim hali. Bir birim. Bunu anladık. Şimdi momenti 5 birim yapıyorum. Momenti 5 birim yapıyorum. Momenti 5 birim yaptığım zaman malumunuz bu girişteki abartılı olarak çizdiğim bu şekil değiştirme daha büyük olacak. Moment 5 birim olduğunda şuradaki basınç, yani buradaki lifler daha fazla sıkışacak. Şuradakilerse daha fazla çekmeye maruz kalacak. Şimdi onu da çiziyorum.
Moment eşittir 5 birim olduğu hali çiziyorum. Tarafsız eksenin burası dedi. Tarafsız eksenin nasıl bulunacağını daha sonra size anlatacağım. Belki bu derste değil ama bir dahakinde anlatacağım. Burası ne dedik? Basınca maruz lifler. Burası ne dedik? Çekmeye maruz lifler. Hemen yine çizdim. Şekil değiştirmesini. Basınç. Dikkat ediyorsanız bu biraz daha büyüdü. Şuradaki epsilon c 2 oldu artık. Demin epsilon c'ye böyle. Dikkat ediyorsanız momentin büyüdüğü zaman basınca uğrayan kısımdaki şekil değiştirme daha büyük oldu. Yani bu bundan büyük. Momenti 10 yaparsam bu daha da büyüyecek. Momenti 15 yaparsam bu daha da büyüyecek. Dolayısıyla demek ki liflerdeki uzama ve kısalma momentle bağlantılı. Burasına da C demiştik. O halde eğrilik kavramına geçelim hemen. Bunu kafamızda canlandırabiliyoruz. Bir de kafamızda canlansın diye daha basit bir şey söyleyeyim. Kirişte hiçbir moment yok, hiçbir kuvvet yok. O halde bu kirişimiz malumunuz dümdüz olur. Dümdüz olur. Ve buradaki kirişin altında ve üstünde basınç bölgesindeki lifler, çekme bölgesindeki lifler ne uzama olur ne kısalma olur. Kafamızda daha iyi canlansın diye söylüyorum. Bu kirişin uzunluğu diyelim ki 5 metre. 5 metre. 5 metre. Moment 1 birim olduğunda bu en üstteki lif 4.8. 4.90 metre. Bunları abartarak söylüyorum iyi anlayın diye. Alttaki lif de 5.1 metre. Tam tarafsız eksendeki lif 5 metre. Dikkat ediyorsanız tarafsız eksendeki lif ne uzamış ne kısalmış. Çünkü zaten kirişimde 5 metreydi. Alttaki lif 5.1, üstteki lif 4.90 metre. İkinciye geçtik. M eşittir 5 birim olduğundaki durum. Bu kirişte şu kirişti. Bu durumda da üstteki lif M eşittir 5 birim olduğunda üstteki lif 4.80 metre. En alttaki lifte 5.20 metre oldu. Tarafsız eksendeki lif yine 5 metre. Dikkat ediyorsanız liflerin kısalması moment arttıkça daha da büyüdü. İlkinde 4.90'da 4.80'e düştü. Çekmeye maruz lifte 5.1'de 5.20 metreye çıktı. Dolayısıyla ben çekmeye uğrayan lifler ve basınca uğrayan lifler arasında bu şekilde bir bağlantıyı kurabilirim. Geldik eğriliğe. Eğrilik de şuydu. Bilmiyorsak da öğreniyoruz şu an. Burası tarafsız eksende. Tarafsız eksende. Aynı bu şekilde dedik. Şuradaki lifler basınca maruz. Şuradaki de çekmeye maruz. Bu dedik epsilon c'ye kadar. Bu da c tarafsız eksen uzaklığı dedik. Epsilon c'nin c'ye oranına ben eğrilik diyorum. Eğrilik ne kadar büyük olursa dikkat ederseniz kirişteki şekil değiştirme, kirişteki basınç o kadar büyük olur. Eğrilik ne kadar küçük olursa, hatta sıfır olduğu zaman hiç yük yoktu. Ne kadar küçük olursa momentum de o kadar küçük olur. Dolayısıyla ben bu eğrilik kavramıyla kirişe gelecek momenti büyüklüğünü dahi bulabilirim. Epsilon c bölü c bizim eğrilik dediğimiz kavram. Bu dersi burada bitiriyorum. Bunu kafanızda bir canlandırın. Daha sonra size tarafsız eksenin bulunmasını, c'nin bulunmasını anlatacağım bir dahaki ders. Daha sonra da beraber bir moment eğrilik diyagramı veya grafiği çizeceğiz.
konuyu daha iyi anlayacağız ve böylece şekil değiştirme esaslı hesabın temellerini atmış olacağız. İyi akşamlar diliyorum.